sabit hızla hareket eden cisimlerin yol denklemi x eşittir v çarpı t'dir. Burada O noktasından aynı anda harekete geçen KLM koşucularının duvara ulaşma süreleri sorulurken basitçe şu şekilde bir işlem yapılabilir. K'nın hız vektöründen bir tane daha çizdiğimizde görüldüğü üzere O noktasından duvara gelinceye kadar iki tane hız vektörü çizmiş olur. Her bir hız vektörünün hareket süresine t diyecek olursak O noktasından duvara K koşucusu 2t sürede ulaşmıştır. Benzer bir şekilde L koşucusu içinde hız vektöründen bir tane daha çizecek olursak yine iki tane hız vektörü çizdik. L koşucusu da 2t sürede varmıştır. Benzer bir şekilde V koşucusunun da hız vektörünü çizdiğimizde görüldüğü üzere her biri iki hız vektörü çizilmiştir. Bu da koşucuların duvara ulaşma sürelerinin aynı olduğunu göstermektedir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. K aracı T süre sonra birinci köprüden tamamen çıktığına göre T süre sonra K aracının görüntüsü şekildeki gibi olmalıdır. L aracı 2T sonunda ikinci köprüden tamamen ikinci köprüye tamamen girdiğine göre 2T sonunda L'nin konumu şekildeki gibi olmalıdır. Burada L'nin T anındaki konumunu bulmamız gerekiyor. L aracı 2T sürede 8 bölüm ilerlediğine göre T sürede 4 bölüm ilerlemelidir. Buna göre L'nin T süre sonraki konumu şekildeki noktada olmalıdır. Buna göre T anında araçların konumları şekildeki konum olacaktır. Seçenekleri incelediğimizde doğru cevabın A seçeneği oldu. K ve P noktalarından sabit hızla hareket eden X ve Y cisimleri N noktasında karşılaşıyorlar. Bu durumda X cismi 3 birim yol alırken Y cismi 1 birim yol almıştır. Y cismi zıt yönde harekete geçmiş olsaydı X, Y cismini hangi noktada yakalardı? K cismi yine 3 birim yol alırken Y cismi ise 1 birim yol alacaktır. Y cismi 1 birim daha yol aldığında X cismi 3 birim yol alacağından dolayı X cismi Y cismini S noktasında yetişecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Trenin ön ucuyla arabanın arka ucu P noktasına aynı anda geldiklerini görelim. Arabanın hızına V dersek trenin hızına 2V deriz. Demek ki araba V sabit süratle, tren de 2V sabit süratle hareket etmektedir. Arabanın hızını 0 kabul etmiş olsaydık, trenin arka ucu arabanın ön ucuna gelinceye kadar kaç birim yol alacaktı? Sayalım. 1, 2, 3, 4 birim yol aldığında tren arabayı tamamen geçecekti. Yani araba durgun olsaydı, trenin arabayı tamamen geçmesi için arka ucunun 4 birim yol alması gerekiyordu. Biz bu durumu arabanın hızını 0 yaptığımızda, trenin hızını da V yaptığımızda gerçekleştirdik. Demek ki V hızıyla hareket eden tren 4 birim yol aldıktan sonra arabayı tamamen geçiyor. Bu durumda 2V hızıyla hareket eden tren 8 birim yol alacaktır. Yani trenin arka ucu 8 birim yol aldıktan sonra arabayı tamamen geçecektir. 8 birime baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani trenin arka ucu V noktasına geldiğinde arabanın ön ucu da 4 birim yol alacağı için 1, 2, 3, 4 arabada ön ucu trenin arka ucuna gelmiştir. Bu durumda tren arabayı tamamen geçtiği andaki nokta V noktasıdır. Doğru cevabımız B
D seçeneğidir. A şehrinden B şehrine giden aracın yer değiştirmesi 450 km, aldığı yol ise 600 km'dir. Aracın süresi sorulduğunda aldığı yolun geçen süreye oranı şeklinde bulunur ki aracın süreti 120 km/s'tir. Hızı sorulduğunda ise yer değiştirme bölü geçen süre şeklinde bulunur. Bu durumda aracın hızı 90 km/s'tir. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneğidir. Yine aynı anda girip aynı anda çıkan KMN trenleri kendi boyu artı tünelin uzunluğu kadar yol almıştır. K treni için alınan yol yazıldığı zaman RK artı RT'dir. Hızı V olduğu için V çarpı T diyor. M treni için yazdığımızda kendi boyu artı tünelin uzunluğu eşittir. Hızı 2V olduğu için 2VT. M treni için yazdığımızda kendi boyu artı tünelin uzunluğu eşittir. Hızı 3V olduğu için 3VT diyor. Denklemlerden de anlaşıldığı üzere M treninin uzunluğu en büyüktür. K treninin uzunluğu ise en küçüktür. Bu durumda doğru cevabı B seçeneğidir. KL uzunluğu L, X treninin boyu 4L, Y treninin boyu 2L olduğuna göre trenlerin son görüntüsü şekildeki gibi olacağından X treninin alacağı yol 5L ve Y treninin alacağı yol 3L olacağından 5L eşittir VX çarpı T ve 3L eşittir VY çarpı T yazılabilir. Buradan oranlama yapılırsa VX bölü VY eşittir 5 bölü 3 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Doğrusal yörüngede hareket eden ve hız zaman grafiği verilen X, Y hareketlerinin 2T süresi sonunda aldıkları yolları sırasıyla LX, LY'dir. Buna göre LX bölü LY oranı kaçtır? Evet, burada arkadaşlar X'in altında kalan alan, zaman grafiğinin altında kalan alan alınan yolu verir. O zaman X'in altında kalan alan 4L'dir. Y'nin altında kalan alan ise Y'nin altında kalan alan 5L'dir. Yani burada oranladığımızda LX bölü LY oranı 4 bölü 5'tir. Doğru seçimden C seçimidir. Bunun zaman grafikleri. Grafik parçaları yukarı doğru hareket ediyorsa araçlar artı yönde, aşağıya doğru hareket ediyorsa eksi yönde yol alır. Şekilde görüldüğü gibi KLM araçlarının grafik parçaları yukarıya doğru hareket ettiğinden dolayı 3 araç da aynı yönde hareket etmektedir. Artı yönde hareket etmektedir. Bu durumda 1. öncü doğru, 3. öncü yanlıştır. Konum zaman grafiklerinde eğim hızı verir. Yine şekilde görüldüğü gibi KLM parçalarının, grafik parçalarının eğimleri aynıdır. Bu durumda hızlarının büyüklüğü de eşittir. Örneğin K grafiğinin eğimini alacak olursak bu aralık X'tir. Bu aralıkta T olduğu için K'nın hızı X bölü T'dir. L grafik parçası için yazacak olursak bu aralık X'tir. VL eşittir X bölü T. M için yazacak olursak bu aralıkta X'tir. VM eşittir X bölü T. Denklemlerden de oranlardan da görüldüğü üzere KLM araçlarının hızlarının büyüklüğü 1'e eşittir. İkinci yönümüz doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği. X ve Y trenleri şekildeki konumdayken ön uçları L hizasına
aynı anda ulaştıklarını soruda veriyor. Şekle baktığımızda X trenin 2A kadar yol aldığında Y treni A kadar yol almaktadır. Sabit hızda giden araçlarda alınan yolla hız doğru orantılıdır. Yani X trenin hızına 2V derse Y trenin hızına V diyebiliriz. Trenden şekildeki konumdayken arka uçları da L hizasına aynı anda ulaşıyorlar. Bu şu demektir. X treni kendi boyu artı 2A kadar yol alırken Y treni de kendi boyu artı A kadar yol almaktadır. X treni için denklemimizi yazılacak olursak aldığı yol kendi boyu artı 2A kadardır. Hızı 2V geçen süre T diyor. Y treni için yazacak olursak aldığı yol kendi boyu artı A kadar, hızı V geçen süre aynı T diyor. Burada Lx'i yalnız bırakırsak 2VT eksi 2A iki parantezini aldığımızda VT eksi A yapar. Y treninin boyunu yazdığımızda VT eksi A yapar ki bu iki denklemi oranladığımızda Lx bölü L'ye eşittir 2 yapar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Konum zaman grafiklerinde grafik parçası yukarıya doğru hareket ediyorsa hareketliler artı yönde, grafik parçası aşağıya doğru hareket ediyorsa hareketliler eksi yönde yol almaktadır. Şekle baktığımızda K hareketlisinin grafik parçası yukarıya doğru hareket etmektedir ki bu K hareketlisinin artı yönde yol aldığını gösterir. R ve B hareketlerinin grafik parçası ise aşağı doğru hareket etmektedir. Bu iki aracın hareket yönünün eksi yön olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre R ve B hareketleri aynı yönde hareket etmektedir. Üçüncü yönde doğru. K ve L hareketlileri zıt yönde hareket etmektedir. İkinci yönde doğrudur. Konum zaman grafiklerinde eğim hızı verir. KLM grafik parçalarının eğimlerine baktığımızda aynı olduklarını görüyoruz. Bu da bize hareketlilerin hız büyüklüklerinin eşit olduğunu gösteriyor. Ama oranlarla da bunu gösterelim. K grafik parçası için yazacak olursak şu uzunluk x'tir. K'nın hızı x bölü t'dir. L grafik parçası için yazacak olursak şu uzunluk x'tir. L x bölü t'dir. Şu uzunluk da x'tir. BM x bölü t'dir. Birinci öncülde doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir hareketliğe ait hız zaman grafiği şekil 1'deki gibidir. Araç şekil 2'deki S noktasına harekete başlayıp R'ye 2 saniyede geldiğine göre 6 saniye sonunda nereye gelir? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yolu verir ve 20 metre şu üçgen alanı 2 saniyede. Demek ki S'den R'ye eksi 20 metre gelmiştir. Sonra 4. saniyeye kadar 20 metre daha ilerlemiş ama artı 20 tekrar S'ye gelmiştir. Sonra artı 40 metre ilerlemiştir ve S'den Y'ye gelmiştir. Cevap D seçeneğidir. Konum zaman grafiklerinde grafik parçası yukarı doğru hareket ediyorsa artıyor, aşağıya doğru hareket ediyorsa eksi yönde yol alınır. K hareketlisinde grafik parçası sürekli yukarı doğru hareket etmektedir. Yani bu bize hareketlinin sürekli artı yönde yol aldığını gösteriyor. Grafik parçasının parabol olması hızının değiştiğini gösterir. Ama hareket yönünün değişmediğini anlıyor. M hareketlisine ait konum zaman grafiğinde de grafik parçası sürekli aşağı doğru hareket etmekte. Bu da bu hareketlinin sürekli eksi yönde yol aldığını gösteriyor. Doğru parçasının olması hareketinin hızının sabit olduğunu gösterir.
Yani K ve M araçları sıfır T aralığında yön değiştirmemiştir. K hareketlisi sürekli artı yönlü yol alırken, M hareketlisi sürekli eksi yönlü yol alırken. Zaman grafiklerinde grafik parçalarının altında kalan alan alınan yolu, yani yer değiştirmeyi. M hareketlisine baktığımızda sıfır T aralığındaki şu grafik parçasında hareketli önce eksi yönde yol alırken, daha sonra artı yönde yol almaya başlamış. Bu bize hareketlinin 0T aralığında yön değiştirdiğini gösteriyor. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği. A trenin hızına 0 dersek, B trenin hızına 3 elde edilir. Bu durumda B treninin arka ucu A treninin arka ucuna gidinceye kadar mı çift kadar yol alır? Burada 3 dedik, geçen süre T, buradan X eşittir BT olur. İşler sadece düşünce X eşittir BT olur. Şekil 2'de K treninin hızı 0 dersek, N treninin hızına N dedik. Buna göre N treninin arka ucu K treninin ön ucuna geldiği anda N treni K treni tamamen geçmiştir. Bunun için de N treni şekil 2'de görüldüğü gibi 3x kadar yol almak durumundadır. Hızı ve hareket süresini T üstü dersek bu iki denklemi oranladığımızda T üstü eşittir 3T yapar. Yani şekil 2'deki N treni K treninin tamamen geçmek için geçen süre 3T olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Zaman grafiğinin eğimi eğmeyi verir. Şekildeki K ve L cisimlerinin grafik parçalarının eğimleri birbirine eşittir. Buna göre K ve L cisimlerinin 0T zaman aralığındaki eğmeleri eşittir. Birinci öncül doğrudur. Bu zaman grafiğinin altında kalan alan cisim aldığı yolu verir. Üçgenin alanını işleyecek olursak N'nin 0T aralığında aldığı yol 2 kadardır. K'nın aldığı yol ise 3x kadardır. Yani K N'nin aldığı yolun 3 katı kadar daha fazla yol almaktadır ki ikinci öncül doğrudur. N aracı durgun halden harekete başlayıp T sürede B hızına ulaştığında K aracı da B hızıyla harekete başladığından dolayı T süre sonunda hızı 2V olur. Çünkü araçların hareket ivmeleri eşit olduğu için hızdaki değişimler de eşit olacaktır. K aracının T anındaki hızı 2V'dir. Üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği. Konu zaman grafiklerinde grafik parçası yukarı doğru gidiyorsa hareketli artı yönde, aşağıya doğru gidiyorsa hareketli eksi yönde yol almaktadır. Grafiğe baktığımızda hareketli 0T aralığında artı yön, T2T aralığında eksi yön, 2T3T aralığında eksi yön, 3T4T aralığında artı yönde yol aldığını görüyoruz. Buna göre hareketli T ve 3T anında yön değiştirmiştir. Birinci öncül doğrudur. T2T, 2T3T aralığında eksi yönde yol almıştır. Hızlarının yönleri aynıdır. Üçüncü öncül de doğrudur. Grafiğe baktığımızda hareketli referans noktası kabul edilen sıfır noktasından harekete başlamıştır. Grafiğe baktığımızda 2T anında harekete başladığı noktada, 4T anında da harekete başladığı noktada olduğunu görüyoruz. Yani hareketli 0-4T aralığında yer değiştirmemiştir. Yer değiştirmesi 0'dır. İkinci öncül doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Düzgün yavaşlayan araçlarda ortalama hız aracın ilk hızı ile son hızının toplamının yarısı şeklinde bulunur. Bu soruyu çözerken
aracın K, L ve M noktalarındayken bir hız verelim. Örneğin K noktasından geçerken hızına 10 m/s diyelim. L noktasından geçerken örneğin 6 m/s diyelim. Siz buna 8 m/s de diyebilirsiniz. Fark etmez. M noktasından geçerken ki hızına örneğin 4 m/s diyelim. N noktasında da zaten hızının 0 olduğunu söylüyor. KL aralığındayken ortalama hız B1. İlk hız 10. Son hız 6 bölü 2. Ortalama hız 8 m/s yaparken DM aralığındaki ortalama hız ilk hız 6. Son hız 4 bölü 2. 5 m/s. MN aralığındaki ortalama hız ilk hız 4 son hız 0 bölü 2'den 2 m/s yapar. Buna göre ortalama hızlar arasındaki ilişki V1 büyük, V2 büyük, V3 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sıfır anında hızı 6 metre bölü saniye olan bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 6. saniyede cismin hızı kaç metre bölü saniye olur? İvme zaman grafiğine, zaman grafiğine geçiş yaparsak, zaman grafiği çizildiğinde ivme zaman grafiğinin altında kalan hızın hız değişimini verir. Artı 6 olan hız sıfıra iner. Daha sonra 2-4 saniye aralığında tekrar artı 6'ya çıkar. Ve 4-6 saniye arasında bir artı 6 daha artışla artı 12'ye çıkacaktır. 6. saniyedeki hızı 12 metre bölü saniyedir. Cevap D seçeneğidir. Hız zaman grafiklerinde grafiğin altında kalan alan cismin aldığı yolu, yani yer değiştirmeyidir. 0 t aralığında cismin aldığı yola 2x dersek, t2 t aralığında 2x üçgenin alanında x diyecek olursak 3x, 2 t 3 t aralığında ise şekilde görüldüğü üzere 5x kadar yol almıştır. Bu durumda toplam alınan yol 10x'tir. Cisim yolun ilk yarısını 5x yolunu alarak alacağından 5x'lik yolu 2t süre sonunda alacaktır. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. İvme, birim zamandaki hız değişimidir. Hız değişimi V son eksi V ilk, T son eksi T ilk şeklinde bulunur. 0 T aralığında İvme'ye A1 diyecek olursak, A1'in değeri son hız eksi V, ilk hız 0 bölü T, eksi B bölü T yapar. Bu ivmenin eksi değere sahip olduğunu gösteriyor. Bu ivmeye biz eksi A diyelim. T2 T aralığında ise hareket ivmesine A2 diyelim. Son hız 0 eksi ilk hız eksi B bölü T. Buradan B bölü T çıkar. A2'ye de A deriz. İvmenin değeri pozitiftir. 2T 3T aralığında ise hareket ivmesine A3 diyecek olursak, A3 son hız V ilk hız 0 bölü T'den V bölü T, buradan A3 değeri A olur. Grafiğe baktığımızda doğru cevabın E seçeneği olduğu görülür. Düzgün hızdan ya da düzgün yavaşlayan hareketlerde ortalama hız ilk hız artı son hız bölü 2 formülüyle hesaplanır.
Buna göre K hareketlerin ortalama hızı ilk hız B, sonuç 0, bölü 2'den B, bölü 2. B hareketlerin ortalama hızı ilk hız 2B, sonuç 0, bölü 2'den B. M hareketlerin ortalama hızı ilk hız 3B, sonuç 0, bölü 2'den 3B, bölü 2 yapar ki hareketlerin ortalama hızları birbirine eşit değildir. Zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Ve ivme birim zamandaki hızdaki değişme miktarıdır. Hızdaki değişmeyi v son eksi v ilk, zamandaki değişimi de t son eksi t ilk şeklinde yazacak olursak, burada KLM araçları düzgün yavaşladığı için ivmenin değeri eksi çıkacaktır. Hızdan saydığı artı çıkardı. Şimdi K hareketlerinin ivmesine bakalım. Sonu 0 ilk hız b bölü t'den eksi b bölü t. B'ye bakıyoruz. Sonu 0 ilk hız 2b bölü 2t'den eksi b bölü t. N'ye bakıyoruz. Sonu 0 ilk hız 3b bölü 3t'den eksi b bölü t yapar ki burada hareket ivmeleri birbirine eşittir. Başlangıçta hareketliler yan yana olduğu soruda verilmiş. T anında M hareketlisi en öndedir diyor üçüncü öncü. Baktığımızda gerçekten de T anında grafik parçalarının alanlarına baktığımızda alanı en büyük olan M'dir. Yani M en fazla yol almıştır. Bu durumda en öndedir. Üçüncü öncü doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. T'si 0 anında K ve L hareketlilerinin yan yana olduğu soruda verilmiş. Grafiğe baktığımızda K ve L hareketlilerinin aynı yönde yani artı yönde hareket ettiği de görülmektedir. 0T aralığında grafiğe baktığımızda K aracı L'den daha fazla yol almıştır. Bu durumda araçlar birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Birinci öncü yanlıştır. T2T aralığında ise bu sefer tam tersi. L aracı K aracından daha fazla yol almıştır. Üçgenlerin alanına baktığımızda 2T anında K aracıyla L aracı yan yana gelmektedirler. Bu durumda T2T aralığında araçlar birbirlerine yaklaşmaktadırlar. İkinci öncül de yanlıştır. 2T anında yan yana olan KL araçları grafiğe baktığımızda 2T 3T aralığında V'nin daha fazla yol aldığını görüyoruz K'dan. Buna göre 2T 3T aralığında araçlar birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Üçüncü öncül doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Zaman grafiğinin altında kalan alan alınan yolu verir. Üçgenlerin alanına x dersek karenin alanına 2x deriz. T eşittir 0 anında K ve L araçları aynı konumdan geçmiş olduklarını soruda veriyor. Yani bunların başlangıçta yan yana olduklarını anlıyoruz. 0 T aralığında K aracı 3x kadar yol alırken V aracı x kadar yol almıştır. Bu durumda araçlar birbirlerinden uzaklaşmışlardır. İkinci öncül yanlıştır. T2T aralığında K aracı 2x, N aracı da 2x kadar yol almıştır. T2T aralığında şekilde görüldüğü gibi araçlar yan yana değildirler. İkinci öncül de yanlıştır. 0T aralığındaki ivme büyüklüklerine bakalım. K aracı yavaşlamakta ivmenin işareti eksi çıkacak. Son hız B ilk hız 2B bölü T'den eksi B bölü T çıkar. B aracı hızlanmakta ivmenin işareti artı çıkacak. Son hız B ilk hız 0 bölü T'den B bölü T çıkar. İvmelerinin işaretlerinin artı eksi olması hızlandığını ve yavaşladığını gösterir. Ama ivme büyüklüklerinin eşit olduğunu oranlardan görüyoruz. Birinci öncül doğrudur.
Doğru cevabımız A seçeneğidir. Şekil 1'e baktığımızda KLM araçlarının hareket yönlerinin aynı olduğu, M aracının en önde, K aracının da en arkada olduğunu görüyoruz. Şekil 2'ye baktığımızda KLM araçlarının zaman grafikleri görülmektedir. Ve bu grafikten K aracının en fazla, M aracının da en az yol aldığını ve 3 aracın da aynı yönde gittiklerini görüyoruz. Soruda üst çizimde iki kağının da yan yana geldiğini belirtmiş. Grafiğe baktığımızda ve cisimlerin konumlarına baktığımızda bu olay ancak şu şekilde gerçekleşir. İki kağına kadar M aracı K ve L'nin önünde her zaman, M aracı da K'nın önünde her zaman bulunmaktadır. Ve iki kağının da ancak üç cisim bu şekilde yan yana gelebilir. Bu durumda birinci öncü ve ikinci öncü yanlış olurken üçüncü öncü doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Zaman grafiğinde grafik parçasının altında kalan alan Alman yolu verilir. Grafiğe baktığımızda hareketli 0T ve T2T aralığında artı yönlü yol almaktadır. 0T aralığında yani T anında cisim hızına V dersek 2T anında 2V deriz. Grafikten de anlaşıldığı üzere 0T aralığında da T2T aralığında da cisim hızlanmaktadır. Birinci öncü yanlıştır. Hareketli 0T ve T2T aralığında artı yönlü yol aldığını söylemiştik. Yön değiştirmemiştir. İkinci öncü de yanlıştır. T anında yön değiştirdiğini söylüyor. Hayır, cisim yön değiştirmemiştir. Sürekli artı yönde yol almaktadır. Buna göre 0-2T aralığında ilk konumdan cisim sürekli uzaklaşmaktadır. Üçüncü öncü doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Doğrusal bir yolda aynı noktada hareket eden KLM araçlarının zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre T anında K aracı önde, en önde M aracı en geridedir. Yargısı doğrudur. Hareket boyunca başlangıçta yan yana olduklarından en fazla yolu K, en az yolu da M almıştır. Dolayısıyla T anında K aracı en önde, M en geride olmalıdır. Bir yargısı doğrudur. T anında K ile L arasındaki uzaklık L ile M arasındaki uzaklığa eşittir yargısına bakalım. K ile L arasındaki uzaklık taban çarpı yükseklik bölü 2'den şekildeki üçgenin alanına eşittir. Benzer şekilde L aracının M aracına olan uzaklığı da yine şekildeki üçgenin alanına eşit olacaktır. Her iki üçgenin yüksekliği T kadar ve taban alanları eşit olduğundan şekildeki kırmızı ve yeşil taralı alanlar eşit olacağından iki yargısı doğrudur. Hareket boyunca K aracı L'den, M aracı da L'den uzaklaşmaktadır. Evet, K L'den, M de L'den uzaklaşmaktadır. 3 yargısı doğrudur. Cevap E seçeneğidir. Cisimler şekildeki konumda D doğrusu üzerinden harekete geçtikten bir süre sonra D doğrusu ile paralel olmayan başka bir doğru üzerinde olduklarına göre hızlar arasındaki ilişki nasıldır? Cisimler başka bir doğru üzerinde karşılaştıklarına göre D üssü doğrusu şekildeki gibi bir doğru olmalıdır. Bu durumda cisimlerin aldıkları yol hızlarıyla orantılı olacağından K ile L'nin hızlarını karşılaştırdıklarımızda aldıkları yollarla orantılı olacaktır. Dolayısıyla K'nın hızı L'den büyük olacaktır. Yine en fazla yolu M aldığından M'nin hızı en büyük olmalıdır. Dolayısıyla M'nin hızı L'den büyüktür. M'nin hızı K'dan büyüktür. K ile L'nin hızları eşit değildir. Doğru cevap D seçeneğidir. Metre bölü saniye sabit hızla giden K aracı durmakta olan L aracının yanından geçtiği anda
L aracı 2 metre bir saniye karelik sabit ivme ile harekete başlıyor. L aracının K aracına yetişinceye kadar aldığı yol kaç metredir? Öncelikle hız zaman grafiğini çizelim. Hız zaman grafiğinde K'nın 10 metre bir saniyelik hızla T anında, yani T süresince almış olduğu yol 4x olduğuna göre, L'nin de durgun halden 2 metre bir saniye karelik ivme ile aynı yolu alması için, aynı zamanda aynı yolu alması için görüyorsunuz 4x'lik yolu T sürede alması için gerekli olan grafik şekildeki gibidir. Buradan anlaşılan o ki T süresinde L'nin kazandığı hız 20 metre bölü saniye oluyor. Buradan tanjant alfa eşittir A, o da işte bunu bölü T, yani eğim, zaman grafiğinin eğimi, ivmeyi verir ve 20 bölü T'den ivme de 2 idi. İvme yazarsak T buradan 10 saniye çıkar. L'nin aldığı yolu alandan da bulabiliriz, 4x yolunu. Ya da formülden bulalım. X L eşittir 1 bölü 2 AT kareden 1 bölü 2, 2 çarpı 10'un karesi 100 metre gibi bir sonuca ulaşırız. Doğru seçenek B seçeneğidir. T0 anında 10 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmekte olan K aracından 20 saniye sonra aynı yönde ilk hızlı sabit ivme ile aynı konumdan harekete başlayan L aracı 300 metre yol alarak K aracına yetişmiştir. Buna göre L aracının ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? X, L ve X, K'nın aldığı yollar 300 metredir. X, L ivmeli hareketle 1 bölü 2 AT kareden 300 metreyi almıştır. X, K ise önce 10 metre bölü saniyelik sabit hız ve 20 saniyelik sürede 200 metreyi almış. Daha sonra yine 10 metre bölü saniye hızla devam ederek T sürede 300 metre tamamlamıştır. Buradan T'nin 10 saniye olduğu anlaşılır. Bu T'yi yerine yazarsak A ivmesi 6 metre bölü saniye kare çıkar. Doğru seçenek E seçeneğidir. Tekerlek 1 bölü 2 tur, yani yarım tur attığında noktaların konumları şekildeki gibi olur. K en üst noktada, M en alt noktada, M noktasının konumu da şekildeki gibi olur. Şekle göre K ile M noktalarının yer değiştirmelerinin eşit olduğunu görüyoruz. Y'nin yer değiştirmesi ise bunlardan küçüktür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hız zaman grafiklerinde grafik parçalarının altında kalan alanlar alınan yolu verir. Soruda T eşittir 0 anında K, L, M araçlarının yan yana olduğu verilmiş. Birinci öncüyle baktığımızda T anında M aracı K ve L'den öndedir diyor. Şekle baktığımızda T anında M aracına ait grafik parçasının altında kalan alan en büyüktür. Bu bize M aracının K ve L'den daha fazla yol aldığını ve K ve L'nin önünde olduğunu gösteriyor. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüyle baktığımızda ivmesi en büyük olan araç L'dir demiş. Hız zaman grafiklerinde grafik parçalarının eğimi bize ivmeyi verir. Eğimi en büyük olan K aracına ait grafik parçasıdır. Bu da bize K aracının ivmesinin en büyük olduğunu gösteriyor. İkinci öncül yanlıştır. Şekle baktığımızda üçgenlerin alanları eşit ve biz bu alanları x diyecek olursak K aracı T süre sonunda x kadar yol alarak durmuştur. L aracı 2T süre sonunda 2x kadar yol aldıktan sonra durmuştur. M aracı ise 3T süre sonunda
3x kadar yol alarak durmuştur. 3t anında şekilde görüldüğü üzere n'nin hem k'ya hem de m'ye olan uzaklıkları birbirine eşittir. Ancak soruda 2t anında n'nin k ve m'ye olan uzaklıklarının aynı olduğu verilmiş. 2t anında m aracı 2x'ten fazla yol almıştır. 2t anında n'nin k'ya olan uzaklığı x iken n'nin m'ye olan uzaklığı x'ten daha azdır. Üçüncü öncül yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hareket yönü konum zaman grafiğinden bulunabilir. Konum zaman grafiğinde grafik parçası yukarı doğru gidiyorsa araç artı yönde, aşağıya doğru gidiyorsa araç eksi yönde yol almaktadır. Bu durumda K aracı eksi yönde yol almaktadır. Bu zaman grafiğine bakıldığı zaman aracın yine hareket yönü bulunabilir. Bu zaman grafiğinde grafik parçası zaman ekseni üstünde ise altındaki alan artı yönde. Grafik parçası zaman ekseninin altında ise altındaki alan eksi yönde yol aldığını gösterir. Bu durumda L aracı artı yönde yol aldığını söyleyebiliriz. İğme zaman grafiğinde hareketlinin hareket yönünü bulabilmek için öncelikle aracın ilk hızı mutlaka bilinmek zorundadır. Aracın ilk hızı bilinirse iğme zaman grafiğinden faydalanılarak hız zaman grafiği çizilebilir. Ancak burada M aracının ilk hızı verilmediğinden dolayı iğme zaman grafiğinden de aracın hareket yönü bilinmediğinden dolayı M aracının hangi yönde gittiğini bilmemiz mümkün değildir. Öncüllere bakacak olursak K ve M aynı yönde hareket etmektedir. Bunu kesinlikle söyleyemiyoruz. K ve L zıt yönde hareket etmektedir. Evet, bu kesinlikle doğru. L ve M aynı yönde hareket etmektedir. Bunun için de kesinlikle bir şey söyleyemiyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dört metre bölü saniye hızla gitmekte olan L aracı durmakta olan K aracının yanından geçtiği anda K da harekete başlıyor. Araçların iğme zaman grafikleri şekildeki gibi olduğuna göre 4 saniye sonra K'nın L'ye göre konumu nedir? Öncelikle hız zaman grafiğini çizelim. L hareketlisi sabit 4 metre bölü saniyelik hızla 2 saniye boyunca hareketini sürdürmüş. Sonra iğmelenerek hızını yükseltmiştir. Buradaki alan kadar hız arttırmıştır. Yani 4'ten 4'e 4 daha arttırdığında 8 metre bir saniye hıza ulaşmıştır L hareketlisi. K hareketlisi ise 0 hızdan iğmelenerek 2 saniyede buradaki yine iğme değerinin alanına bağlı 4 çarpı 2'den 8 metre bir saniye karelik hıza ulaşmış. Sonra 2 ile 4 saniye aralığında da sabit hızla hareketini sürdürmüştür. X K'nın yani K'nın almış olduğu yol ilk 0-2 saniye aralığında 8, 2-4 saniye aralığında 16, toplamda 24 metre yol almıştır. L'nin ise yine 0-2 saniye aralığında 8, 2-4 saniye aralığında 12 metrelik yol almış. Toplamda 20 metre yol almıştır. Buna göre doğru seçenek B seçeneğidir. İlk hızı ve 0,3 metre bölü saniye olan sabit iğmeli bir hareketlinin konum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hareketlinin 3. saniyedeki hızı kaç metre bölü saniyedir? X eşittir ve 0t artı 1 bölü 2 at kare formülünden x'in yerine 21 ile 3 arasındaki 18 metreyi yazdığımızda ilk hız 3'müş ve 3 saniyede alınan bu yol grafikten görülebiliyor. 1 bölü 2 A çarpı T de 3'tü. Buradan ivme 2 metre bölü saniye kare çıkar. Sabit ivmeli hareketin son hızını da bulabiliriz. V son eşittir. V 0 artı AT'den 3. saniyedeki hız sorulmuş. İlk hızı 3'tü.
İğmesi 2, T de 3. saniye. Demek ki 9 metre bölü saniyelik hıza ulaşılmış. Doğru cevap B seçeneğidir. Sabit hızla gitmekte olan K arabası ile başlangıçta durmakta olan L arabası arasındaki mesafe 25 metre olunca L arabası 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle, sabit ivmeyle K arabasına doğru harekete geçmektedir. Arabaların 5 saniye sonra hızlarının büyüklükleri eşit olduğuna göre 10 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir? L A ivmesiyle 5 saniyede 2 çarpı 5'ten 10 metre bölü saniyelik hıza ulaşır. K'nın hızı da bu hıza eşit olduğu soruda söyleniyor. Buna göre L hareketlisi ivmeli hareket yaparak 1 bölü 2 AT kareden 100 metre yol almıştır. K da sabit hızlı hareket yaparak sabit hız 10'du. 10 ile 10 saniyede 100 metre ters yönde yol almıştır. Bu aradaki mesafe önceki 25'i çıkardığımız zaman 175 metredir. Doğru cevap E seçeneğidir. M tünelden tamamen çıktığında K'nın arka ucu tünele tamamen girdiğine göre trenlerin son görüntüleri şekildeki gibi olacaktır. Bu durumda K'nın boyunun X'ten ve M'nin boyundan fazla olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bir yargısı doğrudur. İki yargısı doğrudur. Üç yargısı ile ilgili bir kesinlik söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. K noktasından ilk hızsız harekete geçen bir cisim 2 metre bölü saniye karelik ivme ile T sürede L noktasına gelmiştir. Bu cismin aynı yolu 1 metre bölü saniye kare ivme ile aynı sürede alabilmesi için K noktasındaki hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır? 100 metrelik yolu 2 metre bölü saniyelik ivme ile T sürede aldığına göre T buradan 10 saniye çıkar. Aynı 100 metrelik yolu bu sefer diyor ki ilk hızı olacak şekilde aynı sürede ivmesi 1 olacak şekilde alırsa ilk hızı ne olur? 100 eşittir ve 0 çarpı 10 artı 1 bölü 2 onun karesi. Buradan 100 eşittir 10 ve 0 artı 50 ve 0 eşittir 5 metre bölü saniyedir. Doğru seçenek A seçeneğidir. Evet. 60 metre bölü saniyelik hızla hareket eden K aracının durgun halden 5 metre bölü saniye karelik ivmeyle harekete geçen T aracına çarpmaması için yavaşlama ivmesinin en küçük değeri kaç metre bölü saniye kare olmalıdır? Öncelikle hız zaman grafiğini çizelim. K'nın T'yi yakalayabilmesi ve en küçük ivmeyle giderek yakalaması için son noktadaki hızlarının eşit olması gerekir. Ve aradaki mesafe 120 metre olduğu sorudan görülüyor. Bu 120 metrelik mesafeyi kapaması gerekiyor. Alandan 120 metrelik alan 60 taban alan çarpı yükseklik bölü 2'den gidildiği takdirde T'nin 4 saniye çıktığı görülür.
süresi 4 saniye olduğuna göre T hareketlisinin hızı da bulunabilir. V hızı A çarpı T'den A ivmesi T hareketinin A ivmesi 5 metre bir saniye kareydi. T'de 4 V hızı 20 metre bölü saniye çıkar. Yerine yazıldığı zaman demek ki buradaki değer 40'tır. 40'ı T süresine bölersek 4 saniyeye AK ivmesini buluruz. AK ivmesi 40 bölü 4'tür. Yani 10 metre bölü saniye karedir. Doğru seçenek C seçeneğidir.